Merhaba gençler bu bölümde merkezi eğilim ölçülerinden medyan ve modu öğreneceğiz. Medyan bir diğer adı da ortanca. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış bir veri grubunda tam ortada bulunan sayıya ortanca değer veya medyan denir. Demek ki biz medyanı bulabilmek için önce verileri küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Tam ortadaki sayı da bize medyanı verecek. Evet şimdi veri grubunda tek sayıda veri varsa tam ortadaki sayı medyandır. Veri grubunda çift sayıda terim varsa ortadaki iki terimin aritmetik ortalaması medyandır. Veriler içerisinde çok büyük ve çok küçük değerlerin bulunması durumunda ortanca değer aritmetik ortalamadan daha sağlıklı bilgi sunar. Evet şimdi örneklerimize geçelim. 11, 8, 3, 5, 15, 7 ve 14 sayı dizisinin medyanı kaçtır diye sormuş. Önce verileri küçükten büyüğe doğru dizmemiz gerekiyor. Evet dizelim. Şimdi 3 var, 5 var, 7 var. Sonra 8, 11, 14 ve 15 oldu. Şimdi burada kaç tane terim var gençler? 7 tane. O zaman tam ortadaki bakın şu 4. terim olan 8 bizim medyanımız oldu. Öyleyse bu sayı dizisinin medyanı 8 olur. Evet şimdi 9'a bakalım. 13, 3, 0, 5, 12 ve 7 sayı dizisinin medyanı soruyor. Yine küçükten büyüğe diziyoruz gençler. 0, 3, 5, 7, 12 ve 13. Şimdi burada 6 tane terim var. 6 çift sayıda terim olunca ne yapıyorduk? Ortadaki 2 tane terimin Aritmetik ortalaması bize medyanı veriyordu. O zaman 5 ile 7'yi toplayıp 2'ye bölüyorum. 12 bölü 2'den medyanda 6 çıkıyor. Şimdi 10. soruya bakalım. X, X artı 2, X artı 5, X artı 7, X artı 8 ve X artı 11 sayı dizisinin medyanı 18 olduğuna göre X kaçtır diye sorulmuş. Şimdi veri grubu zaten bakın küçükten büyüğe doğru dizilmiş. Burada 6 tane terim var. O zaman medyan bu ortadaki x artı 5 ile x artı 7'nin aritmetik ortalamasına eşit. Şimdi ben bunları toplayıp 2'ye böldüğüm zaman demek ki 18 bulmuşuz. Şimdi burası 2x artı 12 bölü 2 eşittir 18 yaptı. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsak 2, 2x artı 12 36. 2x de 24 yapar. x de buradan 12 çıkar. Evet, şimdi 11. soruya geçelim. Aritmetik ortalaması 11 olan 9 tam sayıdan oluşan bir veri grubunun 7 terimi 10, 16, 7, 3, 9, 4 ve 15'tir. Grubun medyanı 10 olduğuna göre diğer iki terimin arasındaki fark en çok kaç olabilir diyor. Şimdi aritmetik ortalaması 11 olan bir 9 sayıdan bahsedilmiş. Şimdi biz aritmetik ortalamayı nasıl buluyoruz gençler? Tüm sayıları topluyoruz, değil mi? Sonra sayı adedine bölüyoruz. İşte bu kaç çıkmış? 11. O zaman bizim elimizdeki bu 9 sayının toplamı demek ki 99. Ama bizim elimizde ne var? 7 tane terim var. Şimdi bunları da bir küçükten büyüğe doğru dizelim gençler. 3 4 7 9 10 15 ve 16 oldu şimdi bunları bir toplayalım bunların toplamı kaç acaba Şimdi bunları topladığımız zaman kaç çıkar e, Topluyoruz 7 14 diye hepsini topladığımız zaman toplam 64 olur Şimdi toplam Tüm toplam 99'du 99'dan 64'ü çıkartırsak Demek ki geriye kalan iki tane sayının toplamı kaç olacak 35 Şimdi ben bu veri grubunu alıyorum Şimdi medyan 10 olduğuna göre gençler Şimdi Demek ki tam ortadaki sayı 10. 2 tane sayı bu kısımda. Şimdi farkın en çok olması için sayının birinin hemen ondan sonra diğerinin de 16'dan sonra olması gerekiyor. Şimdi o zaman sayının bir tanesini 10 setsek gençler toplamları 35 olduğu için diğer sayıya kaç kalır? 25 kalır. E o zaman bu aradaki fark en çok kaç olur? 25-10'dan eksi en çok 15 olur. Evet şimdi 12. örneğimize bakalım. Yurt dışı gezisine katılan öğrencilerin yaşları ve kişi sayıları aşağıdaki tabloda verilmiş. Yani diyelim ki 6 kişinin yaşı 10'muş, 3 kişinin yaşı 8, 10 kişinin yaşı 14, 5 kişinin yaşı 12. Buna göre bu kişilerin yaşlarıyla oluşturulan grubun medyanını bulunuz dermiş. Şimdi... Ne var burada? En küçükten başlayalım. En küçük 8. 3 kişinin yaşı 8. Bakın şöyle düşünelim. Sonra e, 10 geliyor. 6 tane 10 varmış şöyle. 6 tane şuraya şöyle yazayım. Sonra 5 tane 12 var, değil mi? 12'den 5 tane. Sonra ne geliyor? 14'ten kaç tane var? 10 tane var. Şimdi burada toplam kaç tane verimiz var? İlk önce ona bir bakalım. 8'lerden de 3 taneydi. E toplam 9. 14 24 tane verimiz var. 24 tane verimiz olduğuna göre yani şöyle 12 12 ayıracağız, değil mi? 12 12 ayırırsak 3 6 daha kaç etti? 9. O zaman bu 15 şey 12'nin içinde olan sayılardan bahsediyoruz. 12 12 ayırdığımız zaman 9 10 11 12 biz de bu ikisinin tam aritmetik ortalamasını alırsak gene ne çıkar grubun medyanı? Gene 10 12 çıkar. Evet şimdi 13. örneğimize gelelim. Ardışık 6 çift sayının medyana 15 olduğuna göre bu sayıların en büyük kaçtır diye sorulmuş. Şimdi çift sayıları biliyorsunuz ikişer ikişer farkla gider. Şimdi ilk çift sayımız x olsa ikincisi ne olacak? x artı 2. Diğeri bundan 2 büyük x artı 4. x artı 6, x artı 8 ve x artı 10 diye gidiyor. 6 tane sayı yazdım ben buraya. Evet. Şimdi medyanını bulurken ne yapıyoruz? Burada 6 sayı olduğu için bu ikisi sayının yani x artı 4 ile x artı 6'nın aritmetik ortalamasını alıyoruz ki bu da kaça eşitmiş? 15'e. Şimdi buradan 2x artı 10. 30 olur gençler. 2x 20 olur. x de kaç çıkar? 10 çıktı. x 10 çıkınca şimdi bu sayıların en büyüğünü soruyor. E en büyük hangisi? x artı 10 e, onun x yerine de onu yazarsak sorumuzun cevabı 20 eder. Evet, şimdi geldik mod ya da bir diğer adıyla tepe değerini bulmaya. Bir veri grubunda en çok tekrar eden sayıya biz o dizinin modu ya da tepe değeri diyoruz. Şimdi A'daki bilgiye bakalım. Şimdi dizide tekrar eden sayı yoksa dizinin modu yok. Yani bir dizinin ille de modu olacak diye bir kural yok. En çok tekrar eden sayı o dizinin modu. Mesela şuradaki 2 5 3 7 8 1 dizisinden bahsedelim. E burada en çok tekrar eden bir sayı var mı? Yok. O zaman bu dizinin de modu yok. Şimdi B şıkkındaki bilgi ne diyor? Dizide bulunan terimlerin tekrar sayısı ki biz bu tekrar sayısına frekans da deniriz aynı ise dizinin modu yoktur. Yani bakın şimdi örneğe. 3 tane 2 var, üç tane 3 var, üç tane 4 var. E, en çok tekrar eden sayı hangisi? E, cevabımız olmadığı için bu dizinin modu yoktur diyoruz. Yalnız e, e, şundan bahsetmek istiyorum gençler. Şimdi bu e, mod konusunda bazı kitaplara baktığınızda buna dizinin modu yoktur cevabını veriyor. Bazı kitaplara baktığınızda da bu dizinin işte üç tane modu vardır. Bu ikidir, üçtür ve dörttür diyor. Biz burada referans olarak Milli Eğitim'in kitabını aldığımız için Milli Eğitim'in kitabına göre cevap vereceğiz. Diyeceğiz ki bu dizinin modu yoktur. Evet şimdi C şıkkına bakalım. Bir veri grubunda aynı sayıda tekrar eden birden fazla değer varsa bu sayı dizisinin mod değeri birden fazladır. Yani şu, bu, bu, sayı dizisine baktığınızda bakın 4 tane 3 görüyorsunuz 4 tane 6 görüyorsunuz. O zaman bu sayı dizisinin modu ne olur? 3 ve 6 olur. Şimdi D şıkkına bakalım. Bir veri grubunun en belirgin özelliğini kullanmak için mod kullanıyoruz. Mesela bir markette en çok satılan meşrubat türünü belirlemek istiyorsunuz. Bunun için ne kullanırsınız? En mantıklısı mod kullanmaktır. Evet, E'ye geçtik. E, ortalama mod ve medyan birbirine yakın olursa burada dağılım düzgündür ve veriler homojen dağılmıştır diyebiliriz. Evet, şimdi 14. örnekte devam edelim. Şimdi aşağıdaki sayı dizilerinin modunu bulmamız isteniyor. Şimdi A şıkkına bakıyoruz. 2, 5, 3, 8, 7, 8, 8. iki kez tekrarlanmış. O zaman bu dizinin modu ne olur? 8 olur. Evet, şimdi B şıkkına bakalım. 4, 9, 1, 3, 6, 7 diyor burada en çok tekrar eden sayı olmadığı için mod yoktur diyoruz. Evet, şimdi C şıkkına bakalım. C şıkkında 1 3 2 5 5 ve 2 verilmiş. 2'den 2 tane, 5'ten 2 tane. O zaman bu sayı dizisinin modu nedir? 2 ve 5. D şıkkına baktığımda 5 5 5 6 6 6 oluyor. Bu sayı dizisinde en çok tekrar eden sayı nedir? Buna cevap veremiyoruz. O yüzden bu dizinin modu yok. Ama bakın C şıkkında buradaki 2'den ve 5'ten başka 1 ve 3 terimleri de olduğu için biz en çok tekrar eden sayıya 2 ve 5'tir diyebiliriz. Evet, şimdi E şıkkına gelelim. E şıkkına geldiğimiz zaman bakın Şöyle sayı dizisine bakıyorum. Beşlerden kaç tane var gençler? Üç tane. Yedilerden de üç tane var. Bir de burada tekrarlayan on görüyorum. Bundan iki tane var. Ee, en çok tekrar eden sayılar ne olur? Beş ve yedi. O zaman bu sayının modu, sayı dizisinin modu beş ve yedi olur. Şimdi F şıkkına gelelim. Bakın F şıkkında evet bir ikiler var değil mi? Bak bir, iki, üç, dört tane iki var. Sonra bir de sekiz var. Bakın bir, 2 3 4 4 tane 8 var. Başka da sanırım tekrar eden sayı yok. O zaman bu dizinin modu 2 ve 8'dir. Şimdi 15. örneğimize bakalım. Şimdi burada demiş ki 7 5 3 x 10 3 7. Bu sayı dizisinin modu 3 olduğuna göre Ortanca yani medyan değeri kaçtır? Şimdi yine bunları ben bir küçükten büyüğe doğru diziyorum. 3, 3 var, 5 var, 2 tane 7 var, bir tane 10 var. Şimdi bir de x değerimiz var. Şimdi e, bu sayı dizisinin modu 3'tür diyor. Şimdi bu sayı dizisinin modunun 3 olabilmesi için 3'ten daha çok sayıda tekrar etmesi gerekiyor. E, o zaman demek ki bu x sayısı değil mi? Şuradaki x sayısı demek ki 3 olacak. Evet şimdi buraya 3'ü yerleştirirsek ortancayı artık rahatlıkla bulabiliriz. Kaç terim var burada? 3, 4, 5, 6, 7 terim var. Tam ortadaki sayı kaç oluyor? 5. O zaman bu sayı dizisinin medyanı kaç gençler? 5'tir. Evet şimdi 16. örneğimize bakalım. Evet bir sayı dizisi verilmiş bir de orada A var. Bu veri grubunun medyanı da modu da A'ymış. O zaman A'nın alabileceği değerler toplamı Kaçtır diye soruluyor. Şimdi yine bir elimizdeki verileri küçükten büyüğe doğru dizelim. 5, 5, 6, 6. Ondan sonra ne diyoruz? 7, 7, 8, 8. Şimdi kaç terim var burada? Bir de A var elimizde. 2, 4, 6, 8. Demek ki A tam şu ortada bir sayım. Hem modu hem medyanı A olduğuna göre. Şimdi e, A'nın alabileceği değerler toplamı soruluyor. Bakın. A'ya 6 da verebiliriz. A'ya 6 verirsek bu sayı dizisinin hem medyanı 6 olur hem modu 6 olur. Ama A aynı şekilde 7 de olabilir. Çünkü e, 7 de 6 ile aynı koşulları sağlıyor. O zaman A 6 da olabiliyor, 7 de olabiliyor. Bunun alabileceği değerler toplamı kaç eder? 13. Evet şimdi 17. örneğimize bakalım. 6, 2, x artı 2, 5, 13 ve x artı 6 sayı dizisinin aritmetik ortalaması 8 olduğuna göre tepe değeri yani modu kaçtır diye soruyor. Şimdi hemen aritmetik ortalamasını bulalım. Şimdi aritmetik ortalamayı bulurken biliyorsunuz elimizdeki sayıların hepsini topluyoruz. Sayı adedine bölüyoruz. Peki orada kaç tane sayı var? 6 tane. 6'ya böldüm. Bu da kaça eşitmiş? 8'e. Şimdi burada kaç x var gençler? 2x var. Geriye kalan sayıları toplarsak orası da 34 yapar. 6 kere 8 48 oldu. Buradan 34'ü diğer tarafa gönderelim. Burası kaç etti? 2x eşittir. 14. x kaç çıktı? 7. Şimdi x 7 bulunca sayılarımızı bir daha hesaplayalım. 6, 2. Şimdi şurada x yerine 7'yi koyuyorum. 7, 2 daha 9 oldu. 5 var, 13 var. Evet, 7, 6 daha kaç yapar? 13 olur. E bu sayı dizisine baktığımızda en çok tekrar eden sayı 13. Öyleyse bu sayı dizisinin tepe değeri veya modu 13 olur. Evet gençler burada ve modu bitirdik, hepinize iyi çalışmalar diliyorum.